Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kıbrıs Başak kavgamızlardan devam ediyoruz. Bugün efsane bir yol gördüm arkadaşlar. Pajaragan çıkacağız. Bakanjuyor'a gideceğiz. Ardından Linos, Gela, bilmem ne artık neyse. Şimdi tabii ben Kıbrıs Başak'ın daha şu serbest seferlerin şeyini daha çözemedim. Yani bir giriş bir dönüş oluyor. Tur kısmını ikiye seçtim arkadaşlar. Bakalım. Çünkü ben bunu dönüşünde yapmak istiyorum. Umarım yapabiliriz diye düşünüyorum. Bakın buradaki yollar efsane. Dün akşam bu yolu oynadım. Ama hakikaten böyle efsane bir yol. Gerçekten müthiş yollar var. Bu yolları tavsiye ediyorum arkadaşlar. Aracımız SR 517 HG arkadaşlar. Ya gerçekten kaplamaları falan bulmak o kadar çok zor ki Görkem kardeşim sağ olsun benim için Chris Bass'taki bütün kaplamaların linklerini göndermiş bana. Skimakale linklerini ona buradan çok çok selamlarım olsun buradan. Yani Fernbach'ı bulmak kolay ama Chris Bass'ı dediğim gibi zaten ben bir önceki videoda da söylemişimdir. Bir önceki Neoplan videosunda söylemiştim Fernbach'ı. Chris Bass'a biraz ağırlık verilirse gerçekten bu oyun çok iyi olacağını söylemiştim. Hani sağ olsun hani Görkem kardeşim bana yardımcı oldu. Özellikle WhatsApp'tan bana linkleri gönderdi. Hani kardeşim işte şu aracın şöyle bir kaplaması var falan diye bir sürü özellikle VGL, VGL araçlarının kaplamalarını linklerini bana gönderdi. Özellikle Sekra'da bir tane kale sayak var onu gönderdi bana. Bugün bununla oynayacağım arkadaşlar şöyle gösterelim. Bu arada bu arabalar niye böyle duruyor ya? Çok enteresan da neyse. Gördüğünüz gibi güzel bir kaplama. Şöyle aracımızın içine geçelim. Aracımızın içine de oturalım şu şekilde. Konkağımızı açalım. Sekracığımızla. Evet aracımız çalışmış arkadaşlar. Şöyle güzergahımızı açalım. Yolcularımız binsinler arkadaşlar. Şöyle bir şarkan bakalım hakka. Göklerimizi yakalım ve şekil olsun arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi. Buradan ne ayarlıyorduk? Buradan bir şeye bakalım hemen. Yolcu monitörü. Ops. Yok yolcu monitörünü aç la. Heh. Yer çalışmıyor ama açalım ona en azından. Giriş sürüş kamerası, Wi-Fi lavabo açalım, hostes hizmeti, mutfak hizmeti, walkları açalım. Bagajları zaten kullanmıyoruz burada. Sol tarafa bakalım. Burada bir şey yok. Geçtik falan. Wi-Fi'yi ben göremedim yalnız arkadaşlar. Onu çözemedim. Wi-Fi nerede? Wi-Fi'yi ben mi göremiyorum? Heh, Wi-Fi burada tamamdır. Başka bir şey. Anons zaten çalışmıyor. Klimamızı açalım. Klimanın göstergesini nereden görebiliyoruz? Neyse. Açık dursun. Fan yönünü bize doğru gelsin. Fan hızını arttıralım. Kapımızı da kapatalım arkadaşlar. Evet. Haydi bismillah yolumuza çıkalım arkadaşlar. Şöyle güzel bir seferimiz olsun. Chris Bass'a devam edeceğimi söylemiştim. Mutlaka videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Gideceğimiz yolları siz de çok beğeneceksiniz. Arkadaşlar dediğim gibi Chris Bass'ı tavsiye ediyorum. Ha kariyer modu ha bizim gibi serbest seferler hiç fark etmez. Hangisini isterseniz oynayın ama gerçekten yolları mükemmel bu oyunun. Ya bir de şöyle bir şey hani kalkırsınız gibi düşünün. Hani kalkıyla gittiğinizi düşünün. Öyle varsayıyorum. Aynı o yollara benziyor arkadaşlar. O derece çok iyi çünkü. Bir de zaten geçenki videolara söyledim arkadaşlar yani dediğim gibi Chris Bass'a hani mutlaka akım olsun isterim. Çünkü bu oyunda ne kadar geliştirilirse o kadar çok iyi olur. Çünkü oyun tamamen salınmış durumda KML tarafından. Oha! Oğlum ne oldu lan?
Hayga. Niye öyle bir şey oldu? Ben çözemedim. Neyse ama işte dediğim gibi arkadaşlar yolları görüyorsunuz. Yokuşlu, eğimli yollar var. Araç kalkamıyor şu an. Gördüğünüz üzere. Ama olabildiğince biraz dikkatli bir şekilde gitmeye çalışacağız. Çünkü bu yollar çok tehlikeli. Özellikle bir tane fotoğraf alacağım. Onu kapak fotoğraf olarak kullanacağız. Hop 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 la 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 la. Dur dur dur. Ulan yanlışlıkla şeye baktım. İnşallah araba gelmiyordur. Bir de şey biz bir de dingili kullanıyoruz ya değil mi? Onun da bir etkisi var ama. Yalnız kamerayla o kadar güzel gözüküyor ki aslında dingili almamız iyi oldu. O derece yani. Yalnız hocam sen öyle geldin ya ben ne yapacağım aga? Almaz onu dur. Bu ara değişik sesler geliyor. Enteresan. Buralarda sanırım bir sıkıntı var ama. Çözemedim. Ya o yüzden korkuluk yollarına giriyoruz gibi bir şey yani. Ama hakikaten böyle yollar yok arkadaşlar ya. Ya abi bu oyunu oynayın yani. Ne söyleyeyim yani. Otobüsle buralara giriyorsunuz. Gerisini siz düşünün yani. Keşke şu çift katlı sekre gibi bu oyunu entegre etseler be abi ya. Hani tek eksik o şu anda. İyi ki kulis basalmışım arkadaşlar ya. Vallahi tavsiye ediyorum. Ki bir de şöyle söyleyeyim. Fernbaş'tan daha akıcı şu anda FPS'de. Ben Fernbaş'ta bu kadar alamıyorum. Arkı Fernbaş'tan bir tık daha grafik ayarları yüksekte. Bir sıkıntı yapmıyor şu anda. Arada grop giriyor. O normal zaten de. Ama hani şöyle bir problemi var. Fernbaş'taki görüntü kalitesi biraz daha üst düzey olduğu için çok fazla hani objeler var. Ama Crisbaş'ta sadece böyle bıkır yollar var. Hani gal yolu falan özellikle zorlu yollar olduğundan dolayı. O yüzden bu Crisbaş'ta aslında rahat oynayabilirsiniz ya. Hani bir FPS sorunu çıkartacağını ben zannetmiyorum. Rekargal dinliyoruz arkadaşlar. Bir önceki bölümde de söyledim. Rekargal kuşlarını direksiyon üzerine takıyorum çünkü oyunun kontrolcü algılamasında sıkıntı var. Yani direksiyon algılıyor. Onda bir problem yok zaten. Ama ikinci kontrolcü destekleyici kökü. Hani ben eksi gibi rahat çekemiyorum bunun. Öyle bir sıkıntısı var. Yani cihaza sorun yok zaten de. Oyunla alakalı bir durum. Ya Chris Parker aynı şey yaşadım. Kontrolcü, ikinci kontrolcü herhalde çok desteklemiyor anladığım kadarıyla. O yüzden ben kuşu akarım. Ki zaten bu kollar arkadaşlar EKS için ya. Hani sırf onun için düzenlendiği için. Hüseyin abi de Chris Parker'a başlayacağını söyledi ama. Vallahi ona çok baskı yaptım yani abi oyuna diye. Gerçekten çok zevkli olacağını eminim yani. O da çok beğenecektir. Ha tabii şu soru da olabilir hani sorabilirsin hani Fernbaş mı Crisbaş mı diye yani bunun cevabını veremem çünkü
İki oyunda aynı özelliği kullanıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Aynı oyun motoru. Aynı araçlar. Aynı fizikler. Sadece konu farklı. Hani biri şehirler arası yolcu taşımacılığı. Biri de turistler için yolcu taşımacılığı. Bu oyun yani Fenerbahçe'nin çıkalı oyunun çıkalı 2016 yılında oldu arkadaşlar. Oyun çıkalı yani 2016 yılı oldu. Yani 2016'da bu Fenerbahçe çıktı. Turist Bus 2018'de çıktı arkadaşlar. Yani hemen iki, 1,5 sene sonra. Ama dediğim gibi Turist Bus şu an gelişmiyor. Yani çünkü bunun konusu biraz az olduğu için yani Fenerbahçe gibi olmadığı için bundan dolayı yani TML ile bu oyunu çok fazla önemsemiyor. Ha tabii ki de önemsese güzel olacak ama çünkü gerçekten bu oyunun da aslında bir güncellemesi olsun bilmem ne olsun çok isterim. Hani açık konuşalım çünkü gerçekten bundaki dinamikler falan yolları falan hani gerçekten mükemmel ötesi. Hani onun için bu oyunu da ben mutlaka arkadaşlar öneriyorum. Hani buradaki şey başka çünkü. Yani görüyorsun abi en güzel yollara giriyorsun. Bu arada EKS'de bir tane bir yabancı moskisi gördüm arkadaşlar. Ya bir de denk geldim. Ne yalan söyleyeyim. Çok güzel yabancı otobüsler var arkadaşlar. Marco Polo özellikle. Benim çok hoşuma gitti ama maalesef çok pahalı. Hatta o siteye üye oldum ben bu arada. Ki o araçları da çekmek gerekiyor bence çünkü inanılmaz kaliteli. İnanılmaz kaliteli otobüsler. Tabii yani şöyle söyleyeyim. Küçümsediğimden söylemiyorum. Yanlış anlamasın bu mock yapımcılarımızdan. Yani istiyorlar gibisi şu anda ama. Ya Kravego olsun, Kulizmo bunlar başka yani. Onlara asla ben laf söylettirmem. Bizim kullanılan araçlara asla laf söylettirmem. Yani bu Marco Polo araçları zaten bizim ülkemizde bulunmuyor. Bir kere gördüm. Hayatım boyunca bir kere gördüm. Bir kere bizim ülkeye bir geldi ama yabancı araçları kaşıyor yani yabancı yolcuları kaşıyor ki zaten bu araçlar zaten yabancı ülkelerde var. Ama 3 tane abi efsane bir araç gördüm ki onları satın almayı düşünüyorum. Çok pahalı ama bilmiyorum. Deneyeceğim. Hiçbir şeyden yabancı bir siteden mock satın almadım. Denemek de lazım. Aslında aldım. Pardon. Çok özür dilerim. Aldım. Şöyle söyleyeyim. Zamanında 1.35 versiyonundayken Scania'ya özel bir ses modu var abi. Onu satın almıştım. 10 TL mi ne almıştım? O zaman fiyat 2 euroydu. O zaman dolarla euro 6 lira mı? 6 lira mı? Böyle bir şeydi. Şimdi almaya kalksan herhalde 150 liradan aşağı gelir. O bakışa göre. Onu almıştım. Ama otobüsler aşırı pahalı yani örnek veriyorum. Ya bir otobüsün fiyatı 25 dolarsa 18'e çarptığında 470 lira mı ne fiyat ediyor? Çok pahalı, aşırı pahalı. Yani şimdi içinizden gideceksin lan Enay gibi o moga para vereceksin ki oyun al diye. Ama hakikaten görüntüleri falan o kadar efsane ki mesela ben birkaç tane yabancı yayıncılardan izledim o şeyleri özellikle. Abi bir bakıyorum sesler o kadar çok detaylı ki doku kaliteleri. Dijital aynalar bak o otobüsleri ben genelde otobüsleri dijital aynada çok kullanmıyorum ama o araçlara yakışıyor aslında. Öyle söyleyeyim ben size. Abi yollar muhteşem ya. Halkını da vurduk çok güzel ama yani böyle yollar inanılır gibi geliyor abi ki zaten Chris Bass'ı bu yüzden seviyorum.
Ya bir tane Kalkil havası gibi bir şey var. Çünkü hani mesela Kalkil Gemişin gibi düşün ya. Hani Bogrum Marmaris Fethiye yolu gibi düşünün. O gağların arasından geçiyorsun. Ki Evlerega bakın mesela. Evlerega öyle hani Bogrum ve Muğla'ga, yani Muğla tarafında, Fethiye tarafında öyle 5-6 katlı binalar yok. Genelde 2-3 katlı. Ya aynı şu anda Muğla'gasın, Bodrum'gasın gibi düşünün. Bunun dönüşünü inşallah verir. Ben ayarlarım, olmazsa eğer yapacak bir şey yok. Bilgiyi bitiririm. İnşallah dönüşünü ayar. Çünkü kur 2 olarak seçtim. 2 kur olarak seçtiğim için gidiş dönüş vermesi gerekiyor diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam eğer. İnşallah öyle göre, olmazsa yapacak bir şey yok. Bilgiyi bitiririz, ne yapalım. Ya bu sefer bir şeylerini kadar çözemedim Chris Box'a arkadaşlar. Bana roka vermedi şu an, dur bakalım. İnşallah verir. Gökleri yakalım. İnşallah roka verir bana. Hani oyunun bir anda bitmesini istemiyorum ya. Roka tamamlandı diyor. O zaman tamam. Burada bitiriyoruz. Herhalde galiba. Bakayım bir şey yapacak mı? Bir devam edelim bakalım. Aa evet, şu anda bizi gönderiyor. Tamam. Aha kurya. Tamam, şimdi doğru seçmişiz ama ben yanlış girdim abi. Allah'tan kamera ganga bakıyorum, aynalar ganga bakıyorum. Ekranın bu şeyi güzel mesela. Görü geniş kamerasında diğer aracın navigasyonundan görebiliyorsunuz. Aynen bak, doğru seçmişiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hızlı hızlı binelim arkadaşlar. Daha yolun dönüşünü yapacağız. İşte böyle arkadaşlar, aslında düşünmüyor değilim. 3-4 tane böyle çok güzel moglar var. Hatta 2-3 tane böyle kır mogu falan da var. Kır moguna çok gerek yok onlara. Hani öyle çok böyle şey değil ama otobüsler gerçekten beni benden aldı. Aslında o kanalda bir kanıksak var ya arkadaşlar, çok güzel olacak. Bir düşünüyorum ama şu an tabi yani tabi ne sponsorluk gelirim var ne bir şey, ama şu maaşım bir yaksın, ondan sonra düşüneceğim. Çünkü gerçekten çok güzel moglar var ki sistemi de yenileceğim. Ben sistemi yenildikten sonra belki onları alabilirim. Bakacağım duruma göre. Hayırlısı diyelim. Ki o araçları kanıtmayı çok istiyorum arkadaşlar. Ya Marco Polo modellerini ben seviyorum ya. Hani şimdi bazı arkadaşlar onları bilmeyebilir. Yani tam olarak şöyle söylemem gerekirse. Nasıl geldiler? Araçlar hani o kadar çok geniş ki. Hani sanki uçaktaymışsın gibi. Öyle bir Marco Polo'nun hissi var. Aslında Marco Polo'nun keşke bizim ülkemizde olmasını çok isterdim. Hani o zaman hele bizim Okagarlara falan girildiğini bir düşünün. Yolcu bir bindiğinde şaşırır. Yani o derece söyleyeyim. O tip Marco Polo modelleri var çünkü.
Abi işte görüyorsunuz, yollar işte mükemmel ötesi. Ferm bak, acaba Marco Polo yıkarım mı desem, yok zannetmiyorum, yapmazlar abi. O yapsalar çoktan yaparlar bu işi. Abi gelme gelme. Abi agam biliyor işini. Şimdi bak, şey olsa, EKS'deki araç yapı olsa gelmeye devam eder yani. Abi bunun altyapısı başka bir şey abi, FKM'lerin ya. Agamlar biliyor işini abi. Bak o da bekliyor. Gerisini siz düşünün abi. Bu arada unutmazsam ya bir fotoğraf alacağım buradan ya. Ya çevire çevire direksiyonda elim yoruldu arkadaşlar. Gerisini siz düşünün valla. Aha, dur dur dur. Aslında bak şurada alabiliriz abi, fotoğraf bak dur. Bak. Aa, kapıyı açtı lan F10. Nereye çekiyorduk bunu? Şununla galiba, evet. Şöyle biraz dur. Rengini şöyle yapalım. Heh, ben genelde böyle fokura çekiyorum arkadaşlar. Tamam. Egay sen öyle görün ama dur, şuradan girsek olur mu? O kadar çok dar değil mi ya? Yok yok, girelim girelim, sıkıntı yok ya. Olmadı diğer taraftan girerdim. Öyle de yapabilirdik yani, bilmiyorum. Ah, bu arabaya kavurum çok güzel. Bu arada hani hazır EKS'yi açmışken konuyu, EKS'de güzel modlar gelmeye devam edecek arkadaşlar, bilgilerini alıyorum. Özellikle Mert kardeşimden Mergo'ma çok selamlar buradan. Çok az kaldı diyebiliriz. Hop 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 hop. Anam. Ha, yavaş yavaş yavaş. Biraz acele kavran koy yargı ama. Ama baksana abi, buradan ayakkabı. Bir de gingilli kullandığımızdan abi, bir de onun etkisi var. Mesela 516 ile gelseydim belki bu o kazayı yapmazdım yani. Çünkü gingilde bir de arkayı gömgürüyor yani, keskin gömgürüyor. Yani öyle gibi durumu var bunun. Yalnız bu yapay zeka çok iyi çıkmak. Bak, az önce övgüt de şimdi sövgütmesin bana. Evet arkadaşlar, şimdi şu kapıları açalım. Niye açılmıyor lan? Ha, Allah Allah. Korktum lan bir şey oldu diye. Evet, tamamız abi. Kapı bakalım kapıları. Niye basmıyor lan bu? Allah Allah. Heh, şimdi basıyor. Niye böyle bir şey oldu? Şu an basmıyor abi, ilginç. Hadi. Heh, tamam. Allah Allah. Enteresan. Neyse. Sıkıntı yok, devam edelim ya. Masum bir şey var diye düşündüm, yok. Az kaldı arkadaşlar videomuzu bitirmeye.
Geçenki videoda söyledim. En çok beğendiğim araçlardan birisi Van New York'un 3. jenerasyonu abi bu oyunda. 2 oyunda daha doğrusu. Ki görüntüsü görüntüsü gerçekten benim çok hoşuma gidiyor. Bunların yeni kasası daha doğrusu. Eskisi de güzel ama ben tabii yenisini tercih ediyorum. Among the Optimal yani dijital ayna kullanmak hoşuma gitmiyor. Ki o kapısılar çok yakıştırmıyorum arkadaşlar. O yüzden hep onu ben normal aynalı olarak kullanıyorum. Yani tabii gerçekte var ama ama yani ne bileyim abi o kadar bir şey yakışmıyor ama şöyle söyleyeyim çok pardon şöyle söyleyeyim arkadaşlar mesela EC Mox var zamanında Neoplan Skyliner'ı oynuyorduk onda mesela yakışıyor abi yani bazı araçlara yakışıyor bazılarına yakışmıyor mesela az önce bahsettim Marco Polo onlara mesela tam uyuyor mesela. Ki bu arada bu dijital ayna o kadar çok popüler oldu ki bu Mercedes Actros MP5'ten sonra yani araç firmaları yani araçları yaparken dijital ayna kullanmaya başladı. Özellikle Marco Polo'da mesela gördüm bir tane Real'de. Adam mesela dijital aynayı bir kurdu baba. İnanılır gibi geliyor ya. Vallahi kafayı kalktım abi. O modları benim bir şekilde kanıtmam lazım. İnşallah satın alabiliriz o modları ama dediğim gibi çok aşırı bir pahalılığı var. Yani 20-30 dolar örnek veriyorum 400-500 lira yani Türk parasıyla çarptığınız zaman. Aşırı bir pahalılığı var ama hop Mercedes sakin ha. Bakalım. Hayırlısı inşallah onları tanıtmış oluruz. Gerçekten o moglarga güzel görünüyor ya. Hoşuma gitti. Abi şuradan bak manzaraya baksan o kadar güzel ki bakın şu dağdaki aşağıdaki dağlara bakın. Ya şimdi kamerayı sağa çeviremiyorum çünkü çevirirken kaza yaparım yani ama muhteşem bir manzarası var arkadaşlar. İnanılmaz güzel manzarası var yani. Ya bu arada neden kariyer videosu çekmiyorsun genel olabilir? Abi hiç uğraşmak istemiyorum ya. Vallahi yine yalan söyleyeyim. Zaten sıkıntılar yaşıyorum kariyer modunda. Bug'a falan girmeye başlamış, çözemedim onu. O yüzden serbest seferler yapıyorum. Yani yolcu kaşımacılığı sadece. Ve usta sen öyle bir şey yaptın ki ben buradan nasıl döneceğim? Bir de bir ani falan yapınca böyle direksiyon kafayı yiyor ya. Sırtlık yan tarafa mı? Agam geri gidiyor. Abi ben böyle yapay zekayı kurban olurum ya. Abi KML harika. Burada var ya KML harikasın ya. Yemin ediyorum. Bir EKS yapamak şu anasını satayım ya. Evet geldik arkadaşlar. Şuraya tam aşağı indik mi bitiyor. Aynen. Hemen şuradayız arkadaşlar. Dur Gayoğlu gelme. Gayoğlu değil. Biraz hızlanalım. Ah şöyle oh be. Bakalım abi nereye gireksin çevir çevir nereye kadar. Anam. Hop 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 hop. Evet arkadaşlar son durağa geldik. Burada bırakıyoruz. göklerimizi yakalım arkadaşlar. Başlıkımız geri geldik. Güzel bir ring seferi oldu.
Link yapmayı da seviyorum. Şimdi şu arabayı bir scope'a gelin mi önce, ondan sonra. Aynen. Bak ya, bak bakamıyorum. Neyse, o önemli değil o kapı ya. O kapı önemli değil abi zaten. Niye bilmiyorum. Böyle bir bug'a giriyor yani. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sefer oldu. Bu yolu tavsiye ediyorum. Hatta şöyle gösterecek olursak, şurada böyle bir kırmızı yollar var. Buralara bakacağım. Ona göre videosunu çekmeye çalışırız. Yani buralara gitmeyi planlıyorum. Zaten şu oyunun ana bölümü El Mocor var. Ana bölümü oradan başlıyor zaten, biliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu yollara gitmeyi düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Devam gelsin istiyorsanız like tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.